Teknoseyir'e hoş geldiniz. Murat, ViewSonic monitör var önünde ama bu bölümde birden fazla monitör aslında evet, anlatacağız değil mi? Normalde bir monitör gelir. Biz de deriz ki bak işte burada işte 27'sini inceliyoruz. Daha bunun 24'ü 32'si var. Evet, bu sefer 3'ü birden mi geldi? ViewSonic hepsini yollamış. Gönderdiler. Burada ben 27'yi koydum. Ya, tabii hepsini sığmayacağı koyamayız. İçin evet. Ama hepsini inceledik. Hepsinin görüntüleri biz konuşurken gelecek. Sen tam ortadaki modeli mi koydun? Evet, 27'yi koydum. Çünkü biraz da açıkçası hani ne 24 kadar küçük ne 32 kadar büyük. Dolayısıyla bu fiyatı da etkiliyor. Bence hani 27 şu an için ideal bir boyut bana kalırsa ev kullanımı için. Ama hayat öyle değil. Şimdi insanlar neye göre alıyor monitörü? Mesela 24 inç çok satıyormuş şu aralar. Oyuncular için söylüyorum. Çünkü onların istekleri şu işte 1 milisaniye olsun, 144 olsun, ucuz olsun. Ucuz olsun evet. 24'ü de boyut olarak şey için istiyorlar. Şimdi hiç sadece gözle takip edebileyim, kafamı döndürmeyeyim diye. Tamam o zaman 24'ü alıp geçiyorsun. Burada da işte bu seri VX serisi. VX işte arada şeye geliyor, boyutu giriyor 24-27. Sonuçta da 58'de bitiyorlar. Bu serinin şeyi özelliği peki bu. Peki bunlar hani oyuncu monitörü veya oyuncu monitörleri, şey monitörü diyebileceğimiz bir sınıfı evet, var mı? Evet bu seri VX oyuncu serisi monitör. VX 24-58 olunca işte 24 inç anlıyorsun. Bu tamam. 27. Bir de 32'si var. Ama işte sırf boyut farkı değilmiş. Şimdi onları değineceğiz. Aralarında başka farklar var. Var. Evet. Ortak özellikleri de çok. Ama farklılıkları da var. Seçim kriteri olabilir belki bazıları için. Şimdi bu serinin ortak özelliği mesela hepsi curve. Kıvrımlı ama yani kişisel olarak ben 24 inçteki o kıvrımı anlamlandıramıyorum. Yani hiç gerek yok. Bu yani 27 inçte. Bunda bile neredeyse az belli oluyor. Yani. Az çok belli aslında. Gerçi o kıvrım hiçbir zaman zaten böyle hani seni çepeçevre saracak öyle abartı yani. Bir şey değil ama. Ama büyüdükçe daha büyüdükçe fark edilir hale geliyor. 32'de bence tam. Hani 32 bunun girişi. Yani kıvrımlı monitör isteyen, curved monitör isteyen birisinin bence 32'den aşağı almaması lazım. Yani orada bir anlamı var. 24'te en az ben hani etkisini gördüm. O yüzden onu düz alıp geçebilirler. Bunun şöyle bir yan etkisi var. VA panel oluyor curved monitörler. TN olmuyor. Genelde şu anda hani teknolojinin bir sınırı. Dolayısıyla sen milisaniye cinsinden bir kayba uğruyorsun. Çünkü TN'lerin hepsinde artık 1 milisaniye var. Bunlar 5 milisaniye ama monitörler. Ama galiba renkler konusunda da bir getirisi kontrast oluyor. Kontrast konusunda da veya panel dahi. Orada şuna karar vereceksin. Şimdi az önce dedim ki 24 inç monitörü adam oyun oynuyor. Ama belki o adamın yanında bir tane de IPS monitör var. İşini de orada görüyor. Ya da işte salonunda 60 inç, 65 inç televizyonu var. Televizyonu orada izliyor. Oyunu oyunda sadece 24'ü kullanıyor. Ama bir de her şeyini monitörden yapan var. Adam oyunu da oluyor, kapatıyor, işini de onda yapıyor, kapatıyor, filmini de onda izliyor. İşte o zaman 24 tatmin etmeyebilir. Ya da TN panelin renkleri tatmin etmeyebilir. Çünkü oyun dışında bir milisaniye olması seni ilgilendirmiyor. Fark ettim evet. TN'de biz diyoruz ki işte profesyonel iş olmaz, renkleri iyi doğru göstermiyor. IPS alacaksın diyoruz. IPS'e çıktığın zaman onların 144'leri falan da çok pahalı oluyor bu sefer. Doğru. İşte bu VA birazcık ortadaki çözüm gibi düşünebilirsin. VA'nın renkleri film izlerken falan daha iyi TN'e göre. Ama milisaniyesi 5 milisaniye bu monitörün mesela. Şimdi orada da kafayı takmasınlar. Mesela 1 milisaniye 24 inç olanı bunun 1 milisaniye diye geçiyor VA olmasına rağmen. Onun da işte onu 1 yazmak için çeşitli yollarını buluyor sektör. Genelde ama VA'nın 5 civarında dolaştığını söyleyebilirim. Tehlike yok. Bunların hepsi 144 Hz paneller. Bir kareyi oluşturması 7 milisaniye civarı sürüyor. Birazcık yuvarladım yukarı doğru. Onun altında kaldığın sürece bir sıkıntı yaşamazsın. Bunlar da 5 milisaniye monitörler. O yüzden kurtarır. Yani ben bir sıkıntı yaşamadım oyun esnasında. Tekrar söyleyeyim 144 Hz monitör. Üçü de. Hepsinde FreeSync var. Dolayısıyla biz neye başladık? Artık G-Sync var mı diye de bakıyoruz. Çünkü Nvidia destek vermeye başladı Adaptive Sync üzerinden. Şöyle G-Sync var mı derken yani Nvidia çalışıyor bunlardaki FreeSync'i destekliyor evet. mu? Bir defa çoğunda söyleyeyim desteklemiyor gözüküyor şeyde. Yani çünkü Nvidia zaten çok azında biz denedik tam destek verebileceğimiz ama onlar çıktı. Onların denediği galiba. Evet denediler. Yani denedik içinden çok azı bizim standartlarımızı karşıladı diyor Nvidia. Ama şunu da diyorlar. Biz G-Sync'i kapatmıyoruz hani otomatikman. Bu bizim elediğimiz bir monitör deyip iptal etmiyoruz. Herkes kendi denesin diyor. Sen bunları da denedin. Hepsini de deniyorum. Evet. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Mesela bu 27 inç monitörde DisplayPort yok. Şu an için G-Sync DisplayPort'tan çalışıyor. Onu göremezlerse şaşırmasınlar. HDMI'den bağlarsan G-Sync şeyi çıkmıyor panelinde. Nvidia'nın kontrol panelinde.
DisplayPort'tan bağlayacaksın. Bunda DisplayPort yok. O zaman dolayısıyla zaten bundan zaten elenmiş oldu. Evet. Ha, ileride değişir, HDMI üstünden verilebilir hale gelir. O ayrı konu ama şu an için DisplayPort'tan olmadığından bunda zaten o yok. Şeyi söyleyelim, bu sadece Nvidia tarafı için geçerli. Evet ama AMD ekran kartına tak, FreeSync çalıştır. Tamam. Onda bir sorun yok. Şöyle devam edelim. DisplayPort'u olan diğer modellerinde ise bu özelliği denediğimde olumlu sonuç aldım. Çalışıyor gözüküyor. Nvidia'nın bir tane testi var. G-Sync testi. Ben ondan yapıyorum. Hı. Çünkü her oyunu deneyecek halim yok. İşte o testte çalışıyorsa zaten. Testte çalışıyor gözüküyor. Artık zaten hani monitörü alırken seçme şansı yok. FreeSync Free içinde geliyor bir sürü monitörün. Nvidia sahipleri de denesinler. Bir zararı yok yani. Hani denemenin bir zararı yok. Ekran kartına, monitöre bir şey yap zararı yok fiziki olarak. Bunun dışında farklılıklar birazcık tasarımda 24 daha çerçeveli, bu 27 ve 32 şu alt kısmını saymazsan daha çerçevesizliğe yakın diyelim. Daha ince çerçevelerle geliyor. Şu joystick önemli. Joystickle geliyorlar. Üçü de kontrolünü çok kolaylaştırıyor, Türkçe menü zaten. Bence bütün monitörler zaten böyle yönetilmeli. ViewSony'ye de biz uzunca bir zaman çok söyledik. Söyledik en sonunda. En sonunda onlar çünkü herkesin ortak eleştirisi onlar aslında bakarsan ama hani hemen yapamıyorsun böyle şeyleri. İşte zaman alıyor. Şimdi başlamışlar neyse ki. Hepsinde ses çıkaran bir hoparlörü var ama oyun oynamak için falan değil o. Hani Windows'un seslerine duyarsın. Onun dışında çözünürlük farklarında 24 inç ve bu önümdeki 27 inç 1080p iken 32 inç olan 2560'a 1440 yine 144 Hz'de. Güzel. Ona itiraz ediyorlardı hani 32'de 1080p'de piksel sayarsın diye, sayılıyor doğru. Ama belli yani yakınlaşırsan. Uzaktan izlerken bende öyle bir monitör var. O pikseller sayılmıyor uzaktan izlerken ama yanına yaklaş görüyorsun. Bunda o sorun yok. Bunu dibinden de kullansan o piksel sayma rahatsızlığını hissetmiyorsun. Görüş açıları veya da TN'den daha iyi, IPS kadar diyebilirsin 178 derece görecekler testlerini. Işık sızma testleri yaptık. Üçünde de ışık sızdığını görebilirsin. Siyah rengi ve siyah biz şey verdik işte arka planı yaptık. Işıklar şu, ama şöyle bir şey var. Hani bir monitörün sadece sol üst köşesinden sızarsa ışık çok rahatsız oluyorsun. Yani diyorsun ya bunun işte sol üst köşesinde ışık sızdı. Bu öyle değil. Bunda kendisi böyle. Yani bunun şeyi çıkmayacaktır. Hani bendeki böyle çıktı, sendeki farklı çıkar değil. Bu bariz bir şekilde bu modellerin hepsinde bu sorun olacak. Çünkü böyle bir paten şeklinde çıkıyor. Yani eşit dağılmış bir şekilde. Bu böyle. O ışık yapısı gereği. Yapısından yani. Böyle. Yani bunun sızmayan olduğunu ben hiç zannetmiyorum. Çünkü üçünde de aynı şeyi gözlemledik. Yani üç tane monitör inceleyince işte daha kesin konuşabiliyorsun. Evet, o bir avantaj değil mi? Ama şöyle bir durum var hem de. Geçen Casper incelemesinde söylemiştim hatırlarsın. Monitörlerin bu TL değer kaybedince fiyatları, şimdi fiyat segmentleri yükselmiş oldu. Onu tekrar aşağıya çekebilmek için bazı firmalar kısıntılara giriyor. İlk kısıntı neydi? Ergonomi demiştim hatırlar mısın? Bak aynı şey burada da geçerli. Burada da yok ergonomi. Yok. Yani ergonomi yok. Bu kafa böyle öne yukarı birazcık açılı yapıyor ama o kadar. Yani bunu sen kendini ayarlamak zorundasın bu monitörle ayarlarken. Ama ayağı falan şık yani. Ya şık. Onlarda sorun yok ama böyle. Artı evet, sabit. Biraz da kör olmasından mıdır nedir? Yani bunu sökeyim VESA mount lan duvara yok işte VESA'sı da yok. O yüzden bunu bu ayakla kullanmaya mecbursun. Ne yapıyorsun? İşte kendini kubek koltuğundan ayarlayacaksın. Tam karşısına geçireceksin. Bu maliyete yansıyor. Bunu ucuzlatıyor. Ucuzlatan ikinci şey. Mesela bak bunda USB portu falan da yok. Hiçbirinde yok bu seride. Evet. Ne oluyor işte bir yerden daha kısmış oldun. Çünkü şu var. Bu monitörün canı paneli. Panelinden kısamazsan yani ViewSonic panel yapamıyor ki. Yani biz süper panel yaptık süper öyle diyen yok. Panel üreticileri belli. Onlar iyisini yaptığı zaman hepsi birden geçiyor. Sana ne kalıyor? Bunun kasası işte teknik servisi, hizmetler, şunlar bunlar. Bir de bu ekstra özellikler kalıyor. Şimdi onlardan fiyatı ucuzlatmak için istersen kısmaya başlıyorsun. Burada mesela şeyde arkasındaki hani yapı da şu çerçevesinin malzemesine göre biraz daha düşük kalitede. Yani şu plastiği. Plastiği. Evet. Ya yani o hani telefonda konuştuğumuz o premium hissi falan deriz ya bunda yok onlar. Neyse ki o arkada kalan. Bunun için önemli değil Allah'tan. Ama hani ya şeye kadar gelmiş ben onu kesinlikle itiraz edeceğim. Mesela şuradaki ViewSonic yazısı çıkarma. Öndeki. Temizlerken bir takılsaydın sökersin onu oradan. Doğru. O yüzden hani bunlara en azından hani markasının adam oradan da kırmasalar da o kadar söylüyorum yani.
markan bu senin. Onu gözünün önünde ya. Hani burası arkada kaldı. Doğru. O gözünün önünde olan bir şey, onlara bence dikkat etmeleri lazım. O kadar da değil yani. Bunu da şey takıldı aklıma. DisplayPort yok demiştin. Yok. 27 inç onda. 32'de var mı? Var. 32'de 24'te var. 24'te var mı? Onda da var. İlginç yani, bu arada nasıl bir tercih? Evet yani? Niye yok? Çok tuhaf geldi bana da. Hani bir anda bir özellik, yani şey, eskiden olsa belki kafayı takmazdık da, işte G-Sync şu an onunla çalışıyordu. Boşu boşuna gitmiş oldu. Evet. Ya VGA var. Evet, VGA'yı yani koymuşlar. Bu tuhaf bir konfigürasyon olmuş 27 inç için. Ki 24'te var hani. Hı-hı. Ondan kesmesi biraz daha anlamlı olurdu. Bu arada HDMI versiyonlarında şeyin bir farkı var. 32 inç modelin iki portu da 2.0, HDMI 2.0 destekliyor. Bunda biri 2.0, biri 1.4. Hı-hı. Ötekinde 24'te bir tane var, o da 1.4. Tamam. Onun dışında bakıyorum, zaten söylemiştim, USB falan ekstra özellikleri yok. Kulaklıklar için şurada portlarını görüyorsun. Hı hı. Hoparlörleri var ama sesi düşük. Görüntü kalitesinde VA olmasından avantajlı. Renk konusunda TN'e göre daha tatmin edici ama IPS'lerin iyileri kadar da değil, hı hı, tabii ki. Fakat ama film vesaire izlemek için kesinlikle TN yerine bu tercih edilir. Veya bariz üstün. Şey de söyledin zaten, oyun oynarken o 144 Hz'in verdiği avantajı zaten ya, hissediyorsun. Evet, şöyle 144 Hz olmasını ben yani şunu şöyle desteklemen gerekiyor. Bunu uygun ekran kartıyla desteklemen, hı-hı, lazım. Şimdi çünkü monitör 144 diye oyunun bir anda otomatikman 144'e çıkmıyor. Tabii. Onu destekleyen bir monitör, ekran kartı. 20 şey için sorun değil. Bu ve 24 zaten 1080p. Hı-hı. 144'de çıkması için yani, ya da yaklaşması için, 60'ı geçmesi için diyelim. İşte 1070, 2060, yeni çıkan RTX 2060, eskinin 1070'ine denk geliyor. Onlar alırsan kurtarır. 32 inçte de 2560'a 1440'a yine bu iki kart yine kurtarır. Tabii ki yani 1080 ve işte 2080 civar bir kartın olursa işte 2560'a 1440'ta da yüzlü rakamları görürsün. Hı hı. Bizim videodaki testlerimizde zaten ben hızlı olabilsin diye Doom'u kullanıyorum. Onda mesela 2080 Ti var. Rakamlar 200 FPS'lerde dolaşıyor. Tabii ayrı bir konu. FreeSync, G-Sync ne işe yarıyordu? O dalgalanma meselesini çözüyordu. Bir de o FPS'ye kilitlenme var. Hı hı. Onu sağlarsan bu teknolojilere gerek yok aslında. Bütün mesele o dalgalanma olduğunda gözümüz rahatsız olmasın. Doğru. AMD kullanıcıları FreeSync'ten zaten kullanıyor, rahatlar. İşte bir sorun çıkmazsa, ki çıkacağını zannetmiyorum, Nvidia kullanıcıları da o dalgalanmaları G-Sync'i açarak kesebilirler. 5 milisaniye olduğunu tekrar söyleyeyim. Hı hı. İleride herhalde bu VA'larda da görür müyüz 1 milisaniyeyi? Ama kelime oyunuyla değil, hani gerçekten 1 milisaniye oyunları çalışır mı bilmiyorum. Ama 5 milisaniye diye ben bir rahatsızlık duymadım. Peki fiyatları nasıl? Şimdi fiyatlar şöyle. 24 1300 lira. Hı hı. Bu 27 olan 1900 lira. Bir de 32 tabii 3300 lira. Hı. Biraz baksınlar işte, hani alacakları monitörlerde ideal monitör olmayacak. Bu rakamlar yüksek rakamlar ama yani kendi hani dolar bazında çok yüksek rakamlar değiller. Bunlar ucuz monitörler. Hı. Mutlaka bir şey kısık. Yani neyin kısık olduğuna baksınlar. Onları alacakları etkileyen bir şey kısılmasın. Derdim o. Bence bir tercih sebebi değil. 24 ve 27'de curve olması bir tercih sebebi değil. Hı. 32'de tercih edebilirler, bir şey demiyorum. TN mi VA mı, ona karar versinler. TN daha hızlı paneller ama milisaniye cinsinden, hı hı, ama görüntü... Yani tecrübede bilmiyorum, bence renk düzgünlüğü daha ağır basması yani lazım. Oyunlarda renk yok mu? Hani bu kadar mı önemsiz? Yani o yüzden ben o kadar feda edemezdim şahsen, kendim için söylüyorum. Bir, hı hı, de ben monitörü film izlemek için de kullanacaksam kesinlikle VA panel tercih ederim. Işık sızması çok fazla günlük hayatta rahatsız etmiyor ama var, onu, hı-hı, söylemek lazım. Hani o konuya çok takık olan biri de mesela, onlar da alamıyorlar. IPS Glove'da, IPS'te de IPS Glove diye bir şey var. Hı-hı. Ondan rahatsız oluyorlar. O çok büyük bir bela. Onun düzgününü bulmak çok zor. Bir de konusu var. Mesela konsol. Adam odasında konsolla oynuyor. Hı-hı. Oyun konsoluyla oynuyor. Takamıyor. Televizyona takamıyor diyelim. Ya da bilgisayarı da var. Aynı monitörü onun içinde kullanacak. Orada da ben 32'yi biraz daha o konuya tavsiye edebilirim. Çünkü konsolda oturup geriye çıkarılıp oynamak vardır.
32 inç orada kullanılabilir. Hepsi kullanılır da yani o 32 inci tercih edebilirler büyük olsun diye. FreeSync şöyle, biz işte testimizi Xbox One X ile yaptık. Şu an hakikaten hani en gelişmiş konsolu teknoloji anlamında PlayStation'ın önünde. Şeyi de destekliyor, FreeSync'i destekliyor. Bağladık, çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Artı şey de çalışıyor, mesela 1080p 120 Hz desteği var. Hı hı. 2560'a 1440 var, 60 Hz'de orada da çalışıyor. Yani monitörlerle Xbox'ta denediğimiz zaman olumlu sonuç aldık. Bunlar o konsol özelinde çalışan teknolojiler, FreeSync gelmiş oraya da. Ya, zaten şöyle, FreeSync muhtemelen önümüzdeki dönemde her şeye gelecek. Televizyonlarda da olacak. Göreceğiz. Sonuç itibariyle konsol için de bence 32 inç olabilir, 24 az olur. Yani bilmiyorum öyle oynayan var mıdır ama. Çünkü baktığın zaman 3300 lira iyi para. Ama monitörü de bir kere alıyoruz. 2560'a 1440 çözünürlüğü kurtarıyor. Yani evet, alıp da uzunca süre kullanacaksın. Ona göre yatırımını düşünmekte fayda var. 1080p'sini daha ucuz diye almasınlar. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Yani yakından o özellikle oturanlar almasınlar. Ama yok, ben uzaktan ben onun için alıyorum. Zaten diğerine bir şey demiyorum. Sıkıntı yaşanmıyor. Evet. O böylemdi. Şu başka hani bakıyorum ne anlatacağız diye. Yok, hepsini söylemişim. Bayağı anlattık hadi. 3 model de piyasada bulunuyor şu anda. Benim fiyat performans olarak iyi buldum. Bu önümdeki 27 inç model. Hı hı. Yeterince büyük. Ama keşke DisplayPort olsaydı. Bence çok anlam veremedim yokluğuna. Onun dışında bir kusuru yok diğerlerine kıyasla. Bugün orta seviye bir monitörle, ekran kartıyla da 1080p'de yüksek performansta kullanırsın. Bir oyuncunun bütün hemen hemen ihtiyaçları var şu an. Hı hı. Bunu karşılıyor. İşte dediğim gibi insanlar kendileri ihtiyaçlarına göre karar versin. En büyük seçenek işte TN mi olsun veya mı olsun. Şanslılar. Boyut farkları. Bugün birçok satış noktasında bunlar açıkta duruyor. Gitsinler görsünler. Baksınlar. Evet, evet yani eskiden biz onların yaşlarındayken böyle imkan yoktu. Yani tuhaf bakarlardı ya şunu bir açalım mı desen. Hmm. Öyle şeyler yoktu. Şimdi artık hepsi yan yana duruyor. Yani, doğru. Kıyaslayabiliyorlar. Ben açı olayından rahatsız oluyorum, onu söyleyeyim. Hmm. Yani hafif şöyle bir yana doğrulayayım. Görüntü gitti. Hani renkler kaydı. O beni TN panelde daha da çok rahatsız eden bir şey. Yani renklerin kötülüğünden ziyade açıya göre çok değişmesi çok rahatsız edici bir şey. Bunlarda o dezavantaj yok. Artık bunları bilerek karar versinler. Peki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.